gerçekten İzmir'de geçen sene, bu sene yaşadığımız, daha önceki senelerde başka bölgelerde yaşadığımız, hemen hemen Türkiye'de her yaz mevsiminde çok sayıda bölgede çıkan orman yangınları aslında sadece ağaçların ya da oradaki bir takım canlıların yanmasını değil, kendi ciğerlerimizin de, kendi canımızın da yanmasına vesile oluyor, neden oluyor. Sözlerimin hemen başında bütün bu orman yangınlarında insanüstü gayretle mücadele eden orman teşkilatımızın değerli mensuplarına şükranlarımızı ve takdirlerimizi ifade etmek isterim. Yine aynı şekilde maalesef bu yangınlarla mücadele sırasında hayatını kaybeden, şehit olan ormancı kardeşlerimizi de rahmetle, minnetle anıyoruz. Ve bu çerçevede özellikle önümüzdeki yıllarda çok daha dikkatli olmamız gereken bir döneme girdiğimizi hepimiz biliyoruz. Dünyadaki hemen hemen mevsimine göre, değişen mevsimlere göre dünyanın farklı bölgelerinde çok yoğun orman yangınlarıyla karşılaşıyoruz. Bundan sonra da karşılaşacağız. Çünkü bir taraftan insan eliyle yaygınlaşan orman yangınları, insan hatalarıyla yaygınlaşan orman yangınları ama esas itibariyle de zaten dünyadaki iklim krizleri, kuraklık ve aşırı sıcaklık dolayısıyla ortamın yangına çok daha elverişli hale gelmesi nedeniyle çok sayıda orman yangınına şahit oluyoruz. Öncelikle istatistik olarak sizlerde, ormancılarda var. Türkiye'de de yaşanan orman yangınlarının %90'dan fazlası insan hataları, insan eliyle demeyelim ama insanın hataları sonucu ortaya çıkan orman yangınları. Öncelikle bu yangınların olmasını engellemek bakımından herkesin çevreye duyarlı hale getirilmesi, böyle gördükleri yeşil herhangi bir ağacı ya da makilik bir alanı sadece orada cansız bir nesne şeklinde değil de her birisinin canlı bir varlık olduğunu düşünerek onlara karşı sevgiyle, çevreyi koruyan bir şefkatle yaklaşmalarını sağlamamız gerekir. Hiç şüphesiz orman yangınlarının korunmanın yolu kanaatimce önce eğitimden başlıyor. Onun için burada bu genç evlatlarımızı, yarınların Türkiye'sini taşıyacak olan bu geleceğin nesillerini burada orman dikiminle bir araya getirmiş olmak fevkalade önemli bir derstir. Onlara saatlerce konuşmaktan çok daha tesirli olacak bir aksiyondur. Bundan dolayı bu organizasyonda emeği geçen herkese yürekten tebrik ediyorum, teşekkür ediyorum. Tabii Türkiye esasında maalesef su bakımından zengin olan bir bölge değil. İklim kuşağı itibariyle orman yangınlarına da fevkalade bu tesir altında kalan bir bölgede yaşıyoruz, ülkede yaşıyoruz. Bunun için çok uyanık olmamız, son yıllarda artırılmış olan orman yangınlarına karşı mücadele kapasitemizi her yıl biraz daha artırarak devam etmemiz lazım. Hem kurumsal kapasitemizi artırıyoruz, hem araç gereçlerimizi artırıyoruz, hem ormancı kardeşlerimizin eğitimlerini çok daha profesyonel hale getiriyoruz. Bunlar hakikaten orman yangınlarıyla mücadelede sevinilecek bir gelişmedir. Ama her yanan ağaçla birlikte de ifade ettiğim gibi gönlümüz yanıyor, içimiz yanıyor, ciğerimiz yanıyor. Bunu önlemek için de daha gayretli bir şekilde mücadele etmemiz lazım. Önce korumak, sonra bugün burada yaptığımız gibi yeşillendirmek, ağaçlandırmak ve mevcut olanı da gözümüzün içi gibi bakarak orman varlığımızı artırmak durumundayız. Bizim Türkçemizin güzel bir lafı var, adamın dikili bir ağacı bile yok deriz. Aslında atalarımız, büyüklerimiz hep hayatla haşır neşir olmanın, iç içe olmanın önemli ayaklarından birisi olarak da çevreyle haşır neşir olmayı bizlere öğretmiştir. Yani herhalde hepimizin ailesinde, hepimizin büyüklerin içerisinde çok sayıda fidan dikmiş, çok sayıda ağaç yetiştirmiş. Yapamazsa eğer şehirlerde yaşıyorsa en azından balkonunda, en azından evinin penceresinde bir takım çiçekleri, bir takım bitkileri yetiştirebilmiş olan bir milletiz. Çünkü bizim kültürümüzde dikili ağacı olmamak bir ayıptır. Yani bir eksikliktir. Bunu fevkalade ciddi bir şekilde özümsemişiz. Genç nesillere burada yapılan dikim töreninde yapıldığı gibi dikili ağacı olmanın aslında sadece nesnel olarak bir ağaç dikmek değil. Onun ötesinde
kainatla, evrenle barışık olmanın da bir göstergesi olduğunu öğretmemiz lazım. İnsanoğlu maalesef modern çağlardaki en büyük yanılgısı, kainata kendisine verilen, emrine müsahhar kılınan, emrine amade kılınan dünyanın ve kainatın zenginliklerini hemen şimdi bitireceği bir takım imkan olarak görmesi, bunu kendisinin malı mülkü gibi görmesi, babasının mülkü gibi görmesi ve bunu sınırsız bir iştahla oradan gelir elde etmek, oradan menfaat elde etmek için kullanmasıdır. Bugün dünyanın birçok yerinde ormanların açılarak oraların bir takım rant yerleri haline getirildiğini biliyoruz. Yine sanayileşmeyle birlikte dünyanın birçok nehrinin zehir akar hale geldiğini biliyoruz. Başta Amazon ormanları olmak üzere dünyanın birçok yerinde en güzel kainatın en önemli varlıklarının nasıl talan edildiğini, nasıl insanlığın geleceğinden koparılarak atıldığını biliyoruz. Dolayısıyla öncelikle insanoğlunun bu yeni yanılgıdan kurtulması lazım. Yeryüzü bizim babamızın malı değildir. Gördüğümüz şeyi hemen kendi mirasımız gibi, kendi malımızmış gibi almak, onu mülk edinmek değildir bizim üzerimize düşen. Bizim üzerimize düşen yeryüzünün bize miras bırakıldığını ve bizim de bu mirası en iyi şekilde alarak, koruyarak, geliştirerek sonraki nesillere bir miras olarak devretmemiz gerektiğini büyük bir şuur olarak, insanlık şuuru olarak nesillerimize öğretmemiz lazım. Dünyanın kendi babasının malıymış gibi olduğunu düşünenlerin dünyaya vereceği hiçbir şey yoktur. Sadece tahribattır. Sadece dünyanın güzelliklerinin yok edilmesidir. Sadece dünyanın gelecek nesillere bırakılması gereken nimetlerinin, varlıklarının talan edilmesidir. Buna karşı başta orman varlıklarımızı artırarak, ormanlarımızı koruyarak ve bu alandaki bilinçlenmeyi de kuvvetlendirerek yolumuza devam edeceğiz. Az evvel yine Sayın Bakanımız ifade etti. Hazreti Peygamber'in bize öğrettiği bir şey. Kıyametin koptuğunu duysanız elinizdeki fidanı yere koyun, onu, o fidanı dikin. Şimdi alemlere rehber olarak gönderilmiş olan peygamber, ya kıyamet kopuyor. Onu duyduk. Niye elimizdeki fidanı dikeceğiz? Bize bir şey söylüyor. Yeryüzünde sizden sonra yaşayacak olanların yeryüzünde en az sizin kadar hakkı vardır. Onun hakkını verin diyor bize. Yani biz elimizdeki fidanla yeryüzünü zenginleştirip, güzelleştirerek sonraki nesillere inşallah bırakacağız. Ben buradaki fidan dikme töreninin hem İzmir'de yanan bu alanların yeniden ağaçlık alan haline gelmesini, hem orman varlığımızın artırılması sağlayacak önemli bir çalışma olduğunu düşünüyorum. Sayın Valimize de bu konudaki öncülüğü dolayısıyla teşekkürlerimizi ifade ediyorum. Verdiği tarih çok kısa bir tarih. Önümüzdeki 2025'in Mart ayına kadar 1.100.000 fidanın buraya dikilecek olması bu alanı Allah'ın izniyle çok güzel bir hale getirir. Kaldı ki 8 ton civarında da tohum atılacak. Bu tohumlardan da inşallah çok sayıda ağacın fışkıracağını ümit ediyorum. Ben bu törenin hayırlı uğurlu olması, İzmir'imizin, güzel İzmir'imizin, kahraman İzmir'imizin yeşilliği ve güzelliği bakımından katkı sunmasını temenni ediyor. Emeği geçen bütün arkadaşlarımıza tebriklerimi ve teşekkürlerimi sunuyorum. Çocuklar, evet.
Kamera buraya ver.